Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerden gelen soruları cevaplayacağım. Hatırlıyorsanız bir süre önce sizden soru sormanızı istemiştim Snapchat'ten. Epey de soru geldi. Teşekkür ederim. Bunları screenshot'ını aldım. Alabildiklerimi. Şimdi de bir kısmını burada cevaplayacağım. Üstüne düşünmedim. Şu anda bakacağım hepsine. Bakalım başlayalım. İrem sormuş. En sevdiğin Vine'ın hangisi? İki tane favori Vine'ım var aslında. Bir tanesi doktorlu olan Serdar'ın gelip doktor bey bir zürafa devamlı beni takip ediyor demesi. Ben de bir anda ona bakmadan, ya ben bunu nasıl anlatabilirim ki aslında? Ben önüme bakıyorum, Serdar geliyor. Diyor ki doktor bey beni bir zürafa takip ediyor. Şöyle kafamı kaldırıyor. Aa o ne be falan oluyorum, bir şaşırıyorum. Siz de mi görüyorsunuz yoksa diyor. Hayır canım deli miyim ben falan yapıyorum. Gel bir bakalım falan yapıyorum. O Vine'ı çok severim. Bir de ikinci favorim avukat Vine'ım vardır bir tane. Sabahın köründe kalkmıştım, kuzenimle beraber çekmiştik. Orada doğaçlama yapmıştım hepsini. Hatta yüzüm gözüm şiştir böyle kalkıp bayağı daha kendime gelemeden o Vine'ları çekmiştik. Oradaki ay ağzımdan kaçtı Vine'ı ki beni uzun süredir takip edenler muhtemelen biliyorlardır o Vine'ı. Avukat Vine'larından da en favorim odur. Meryem sormuş neden Kels'in şampuan markan ne? Ya şöyle bir yanlış anlaşılma var sanırım. Kellerin ya da saçı az olan insanların şampuan kullanmadığını düşünüyor belli bir kesim. Bu doğru. Bunlar pis insan. Şaka arkadaşlar, tabii ki böyle bir şey yok yani. Saçı olmayan insanlar ya da saçı az olan, seyrek olan insanlar da şampuan kullanıyorlar. Çünkü hijyen önemli bildiğiniz gibi. Şampuan markamı burada açıklamak istemiyorum çünkü reklam oluyor. Şaka şaka kullanmıyorum. Çünkü keller şampuan kullanmaz. Abi YouTube'dan başka bir şey yapıyor musun iş olarak demiş Sude. Yapıyorum arkadaşlar. Ben senaristim normalde. Ondan önce de Unilever'de çalıştım. SAP danışmanıydım. 4 sene kadar çalıştım ama sonra çok sarmadı açıkçası beni. Kurumsal hayat. Pek benlik olmadığını fark ettim ve biraz hayallerimin peşinden gittim diyeyim. Aslında gerçek tabir bu. Biraz klişe duruyor biliyorum ama böyle. Şu anda senaristlik yapıyorum. Aslında senaristim. Film senaryosu, reklam senaryosu vesaire yazıyorum. Bunu atanın ismini almamışım Snapchat'ten fotoğraf olarak. Bunu fotoğraf olarak yolladığı için ismini almamışım gönderen kişinin ama o kendisini biliyor. Bir günlüğüne herhangi bir banyo eşyası olsaydın hangisi olurdun? Şimdi banyo eşyaları çok kullanılıyor. O yüzden çok kullanılmak istemezdim. Tuvalet fırçası olurdum ya. Ha biliyorum boktan bir iş ama en azından çok kullanılmıyorsun. Snapchat nick'in nereden geliyor, nasıl buldun? Yine fotoğraf olarak gönderilen snaplerden bir tanesi. O yüzden isim yok. Snapchat nick'im de bu arada Cihan Akıncı. Yani nereden geldiğini tahmin edebiliyorsunuzdur. Marvel'dan geliyor tabii ki. Tuvalet fırçası adam. Evlenmeyi düşünüyor musun? Demiş iki tane filtreli genç kız arkadaş. Yani bu soru neden geliyor bilmiyorum. Yani çok fazla geldi bu arada. Evlenmeyi düşünüyor musun? Ne zaman evleneceksin? Evlilik yaşımın geldiğini düşündüğünüz için mi bunu soruyorsunuz? Yoksa hayatımda biri olup olmadığını anlamak için beni zaaflıyor musunuz? Emin değilim. Ondan emin olduğumda cevap vereceğim. Ya, bu arada düşünmüyorum evlenmeyi. Avukat videolarını YouTube üzerinden dizi yapsana çok mantıklı geliyor bana. Demiş Bemir. Bemir olduğunu zannetmiyorum isminin. Emir olabilir diye düşünüyorum. B de soyadı diye düşünüyorum. Tam bir Sherlock değil miyim? Avukat videolarını YouTube üzerinden dizi yapsana. Aslında böyle bir düşüncem var. O yüzden biraz daha farklı bir şeyler ama. Avukat videolarıyla ilgili bir şeyler yapacağım. Bunu söyleyeyim ama daha fazla da spoiler vermeyeyim. Büşra sormuş. Bence çok yaratıcısın. Teşekkür ederim. Bunun bir nedeni var mı sence? Biliyorum saçma ama gerçekten sordum. As. Teşekkür ediyorum tekrar. Yani bir özel bir nedeni olduğunu düşünmüyorum. Belki şans, belki okuduğum kitaplar, belki yaptığım puzzle'lar, belki çok süt içmem, belki sabahları 50 mekik çekmem, emin değilim. Hepsi olabilir. Ya da hiçbiri de olmayabilir. Bu arada sabahları 50 mekik çekmiyorum. Sabahları kim 50 mekik çeker ki? Ben 250 falan çekiyorum. Çok saçma. Pi sayısı hakkında ne düşünüyorsun Cihan Bey demiş Aslan Bey. Pi sayısı hakkında genelde ben geceleri düşünüyorum elimden geldiğince. Yani geceleri kafama yastığa koyduğum zaman şöyle bir pi sayısını düşünürüm. Özellikle ilk 29 hanesini düşünürüm. Ondan sonrasını elimden geldiğince az düşünmeye çalışırım. Çünkü kafam karışıyor.
Yani ben genelde 29 saniyeden sonra biraz şaşırıyorum. O yüzden ilk 29 saniyeyi düşünmek beni biraz mutlu etti. Bir şehir olsan hangi şehir olmak isterdin diye sormuş Kabira. Tabii ki Mardin olurdum. Çünkü Mardin kapı şen olur. Ama şehir olsan diyor, Mardin kapı şen oluyor. Yani Mardin'in şen olduğu ile ilgili net bir bilgi yok elimizde. O yüzden İstanbul. Berk sormuş, seni senden alırsam beni bana bırakır mısın abi demiş ki bu soruyu herhalde herhangi bir yerde herhangi bir şekilde soru istediğimde mutlaka gördüm yani bu klasik soruyu. Seni senden alırsam beni bana bırakır mısın abi? Bırakırım. Seni sana bırakırım belki. Ahmet sormuş. Gerçekten çok orijinal ve daha önce hiç duymadığım bir soru. Siz de duyunca şaşıracaksınız. Ve bu arada kendisini orijinalliğinden ötürü de tebrik ediyorum. Küçükken kaç yaşındaydın? Bir düşün. Bir düşüneyim kaç yaşındaydın? 29. Şimdi insanların %72'si su olduğuna göre insanlar sıcakta neden buharlaşma yapmaz? Yani aslında insanlar sıcakta buharlaşma yapar ki buna biz terlemek diyoruz. Lakin ben sana daha güzel bir cevap vereceğim. Eşeğin kız arkadaşımın Almanya'da başka bir sevgilisi olması bir problem oluşturmalı mı demiş Miyaki. Miyaki de muhtemelen Japonya'da, o yüzden problem oluşturmaz. Sen de Japonya'da bir sevgili yap. Miyaki mi? Yani Almanlarla Japonlar zaten hiçbir zaman anlaşamamıştır. Sen o kızı unut Miyaki. Miyaki değil bu arada adamın ismi biliyor musun? Ah Miyaki muhtemelen Ahmet. Yaş kaç demiş EKPN? 32. Doğa Pınar demiş ki dünya yuvarlak mı düz mü? Çok güzel bir soru sordun Doğa. Bunun için öncelikle sana teşekkür ederim. Cevabını Bilim ve Tekniğin 92. sayısında bu ay yazdığım makalede bulabilirsin. Makalemin ismi dünya yuvarlak mı düz mü? Kübra en çok hangi yaşını sevdin diye sormuş. En çok herhalde 19-20'li yaşlarımı sevdim. Üniversitenin ilk seneleri. Gerçi o kişiliğimin çok da oturmadığı ama bir yandan da hiçbir şeyin umurunda olmadığı bir dönemdir ya. Hiçbir şeyi sallamazsın, takmazsın. Hani kafan havadadır devamlı. O yüzden sanırım o yaşımı çok sevdim. Çünkü biraz daha böyle az sorumluluğa sahiptim. Belki ondan. Bilmiyorum ya. Belki de artık ergenliğim tamamen bitmeye yakın o ergenliğin keyfini çıkardığım için de olabilir. Şimdi diyeceksiniz 19 yaş ergenlik mi? Yani değil. Bilmiyorum. Ya 19-20 yaşını sevdim ya. M. Karadağ demiş ki saç protezi hakkında ne düşünüyorsun? Arkadaşlar saç ektirmeyi düşünmüyorum. Şampuanım var. Saç az olan insanlar da şampuan kullanıyor. Bunu defalarca da söylemek istemiyorum. Yani ben bu halimle memnunum. Sanki insanlar hani saçları olmayan insanların saçlarının olması gerektiğini inandıklarını inanıyorlar bir şekilde. Ben böyle bir şeye inanmıyorum. Ben muhtemelen hiçbir zaman saç ektirmeyeceğim. İki sene sonra böyle iki sene sonra böyle Elvis Presley gibi saçlarla çıkıyormuşum değil mi piyasaya? Gerçi o iki senede olması imkansız ama. Merve demiş ki neden evlenmedin? Hani kızlar komik erkeklerden hoşlanırdı? Babam çilekli pasta yapmayı nereden öğrensi? Johnson. Babam çilekli pasta yapmayı nereden öğrensi? Vallahi bilmiyisi. Ya bilmiyorum. Bu evlenme konusu çok fazla var insanların kafasında. Ya herhalde bu şu yüzden oluyor. Belli bir yaşa geçtikten sonra evlenmesi gerektiğine inanıyor insanların. Çok büyük bir kesim. Ben o kesimin içinde yer almıyorum. O yüzden de evlenilmesi gerektiğini düşündüğüm belli bir yaş yok. O yüzden ne zaman uygunsa o zaman evlenmeyi düşünürüm herhalde. Nazlı sormuş. Abi ne okudun? 1. Nasıl başladın bu YouTube olayına? 2. Ve şu an çalıştığın iş ne? Buna gerçi bir kısmını cevapladım ama Koca Üniversitesi'nde jeoloji mühendisliğini bitirdim. Haliç Üniversitesi'nde MBA yüksek lisansı yaptım. YouTube olayına da işte bu zaten sosyal medya, Vine. O vesileyle başladım. Vesire dedim, bunu koyamayız yani. İmkansız böyle bir şey. Burada takılmayı kabul edemem yani. Şu an çalıştığım işte senarist olduğumu ve oyunculuğa yönelmeye çalıştığımı söylemiştim. Gerçi oyunculuğa yönelmeye söyledim mi? Söylemedim o zaman, şimdi söylemiş olayım. Senaristlik yapıyorum ve oyunculuğa yönelmeye çalışıyorum. Ama bu çalışma aşırı uzun da sürebilir, çok kısa da sürebilir bilmiyorum. Yani ne zaman başarıya ulaşacağından emin değilim bu çalışmanın.
Misafirlikteyken banyoya girdiğinde banyo dolabını karıştırdın mı? Hayır ya, niye karıştırayım banyo dolabını ben? Hani ne yapabilirim? Banyo dolabında bulabileceğim ne beni mutlu edebilir ya da bana ne gibi bir yarar sağlayabilir? Sonunda saçma sapan losyonları buldum. Yani bilmiyorum, hiç karıştırmadım. Bence karıştıran da Klopp'ta mandır. 7 aydır birini unutamıyorsak ne yapmalıyız? Arkadaşlar, birini unutmanın azami süresi 2,5 sene. 2,5 sene sonra tekrar bu soruyu bekliyorum Esra. Sinirlendiğinde nasıl biri oluyorsun? Ya sinirlendiğimde tam sinirlenirim. Öyle bağırıp çağırmam ama böyle nokta atışı kırıcı olabilirim istersem. Ama gerçekten çok sinirlenmem lazım. Ama terbiyemi de asla bozmam. Çünkü ailem beni müthiş yetiştirdi ve harika bir aristokrat. Harika bir aristokrat da nasıl oluyorsa. Şimdi harika aristokratlarla alakalı saçma sapan videolarımızı izliyoruz. İzlemiyoruz hiçbir video. Bu öyle bir video değil. Seyfullah demiş ki neden? Çünkü. Bir fil uğruna ölmek mi yoksa orangutan uğruna ölmek mi? O kadar güzel bir soru ki bunun cevabını bir sonraki videoya saklayacağım. Ki merakla bunu izleyenler o videoyu da sırf o yüzden izlesin. O kadar iyi bir soru bu. Çiçek galiba, bilmiyorum. Erbey de olabilir, emin değilim. Dünyada son yiyecek olarak ejderha tırnağı pisliğini mi tercih edersin yoksa komodo ejderi boku mu? İşte. Tertemiz pırıl pırıl bir zihin. Tabii ki komodo ejderi boku tercih ederim ya. Ejderha pisliği tercih eden resmen net olarak maldır. Ya bu nasıl soru? Buna kim ne cevap verebilir? Berkay demiş ki iyi bir videoyu ne kadar çekiyorsunuz? 20-30 metre yeterli mi? Bir de tek başına çekebiliyor musun yoksa ekstra kas gücü gerekiyor mu? Yani bu sorular birbirinden bağımsız sorularsa cevaplarım çok farklı olacak. Önce onu netleştirmemiz lazım. Ki umarım farklı değildir. Bir videoyu ne kadara çekiyorsunuzla başlayayım. Değişiyor piyasaya göre. Bazen 20 bin, bazen 30 bin dolar da açıyoruz. Şu anda aklınız gitti değil mi? Gerçek mi acaba diye. Gerçek. Geri kalanına da cevap vermeyeceğim. Fidan demiş ki cacıkta salata doğranmış mı olmalı yoksa rendelenmiş mi? Hayatta başarılar Cihan Bey. Teşekkür ediyorum Fidan. Bu yüzyıllardır süregelen bir sorun aslında ve çok konuşulan bir problem. Bence doğranmış olmalı. Ama Einstein'ın bir lafı vardır. İki şeyden eminim. Birincisi evrenin sonsuzluğu, ikincisi cacıkta salata rendelenmiş olmalı. Ve ilkinden o kadar da emin değilim demişti. O yüzden ara ara gidip geliyorum. Abi paralel evrenler teorisi düşeysel midir yoksa bu dünyada sevgilim olan kız diğer evrende paralel yaklaşsam düşer mi? Demiş Kobanyak. Düşer. Hiçbir şey anlamadım bu sorudan. Ama önemli olan da anlamadığım bu sorulara cevap vermek, öyle değil mi? Gelirin ne kadar? Yani değişiyor. Bazı aylar yani çok kazanamıyorum. Yani maksimum yani böyle 50 bin 60 bin dolar arası. İşte orada da ne bileyim o ay mesela Lamborghini kiralayamıyorum. Benim için biraz zor geçiyor o ay. BMW'ye falan binmem gerekiyor. Bu da tabii ki biraz hayat standartlarımı düşürüyor. Ama iyi geçen bir ay 1,5-2 milyon dolar civarı oluyor. Doğukan demiş ki ben hukuk okuyorum. Senin hep avukat snaplerini izliyordum. Neden artık yok? Çünkü onlarla onunla ilgili YouTube'da çok farklı bir şeyler yapacağım. Dünyanın en kötü avukatını yapacağım. Ama çok daha farklı bir formatta, farklı bir şekilde. Ki ilerleyen zamanlarda çok çok daha farklı projelerim var onunla ilgili hali hazırda. Sadece hayata geçmesi gerekiyor falan filan. Hukuk okuduğunu da bu arada arada belirtmen güzel olmuş. Çünkü insanlar genelde bunu saklarlar ve bundan utanırlar. Senin belirtmen biraz görevime gitti doğrusu. Abi seni neden takip ediyorum? Demiş. Potibör. Potibör bisküvi. Seni neden takip ediyorum demiş. Bence beni takip etmiyorsun. Çünkü beni eğer bir bisküvi takip etseydi bundan eminim haberim olurdu. Emirhan demiş ki sağ Twix mi sol Twix mi? Ya bilmiyorum ya, sağ daha büyüktür ya normalde. Exo sormuş. En sevdiğin ilk 5 film. Lucky Number 11. Bir kere bu bir numaramda olabilir kesinlikle. Alfie'yi çok severim. Love Abiding Citizen var. Ya bu arada bunlar ilk 5'im olmayabilir ama çok çok sevdiğim filmler. Çünkü benim üniversiteyi çok uzun sürede bitirdiğim için üniversite zamanı full film izlemekle geçti hayatım. Ya şu ana kadar epey film izlemişimdir. Neyse.
O yüzden çok fazla böyle ilk 5 diyemeyeceğim ama böyle bir 50 filmim var falan herhalde çok sevdiğim. Gerçi onu 10'a düşürebilirim. 10 film vardır çok sevdiğim. Lucky Number 11 diyeyim. Law Abiding Citizen diyeyim. Confidence'ı söyleyebilirim. Yazın 500 gününü söyleyebilirim. Matchstick Man'i söyleyebilirim. Yani aslında bu söylediğim filmler biraz daha hani sürpriz finalli. Yani ters köşe biten filmler. Gerçi bunu söyleyince de izledikten sonra tahmin edebilirsiniz belki, bilmiyorum. Ama ters köşe finalli filmler açısından bu. Ama görsel olarak hani bilim kurgu vesaire o açıdan çok daha fazla film sayabilirim. Ama isterseniz saymayayım onları ayrıca, belki başka bir programımızda söylerim. Filmlerle Anadolu programında mesela. Özlem neden artık Snap hikayeleri çekmiyorsun diye sormuş. Ya çünkü Snapchat artık eskisi kadar kullanılmıyor. Ya ben de eskisi kadar kullanmıyorum. Bir de oraya harcadığım enerjiyi daha farklı şeyler üretmekte harcıyorum. Ve daha iyi olacağını düşünüyorum o şekilde. Buğra neden YouTube diye sormuş. Çünkü orada bir limit yok. Kısıtlama yok. Çok rahat. İstediğin her şeyi, kafandaki her şeyi yapabiliyorsun. Doğru ekipmanın ve mekanın, oyuncuların olduğu sürece. Zaman kısıtlaması yok. En önemlisi. Başka bir şeye gerek yok herhalde söylemem için. Abi neden yüzünün sol tarafında sol gözün, sağ tarafında sağ gözün var? Demiş Zeynep. Çok ilginç bir soru. Neden yüzünün sol tarafında sol gözün, sağ tarafında sağ gözün var? Peki bunu nereden biliyoruz ki? Belki sol tarafımda sağ gözüm var. Ay'a gönderileceksin. Karşılığında 3 milyon TL alacaksın ama döndüğünde kadın olacaksın. Kabul eder miydin? Hiç düşünmeden kabul ederdim ya. Ha bunu kim kabul etmez ki? Bunu ancak kadınlar kabul etmez. Asla vazgeçmem dediğin 3 şey. Yine fotoğraflı bir snap. Telefon. Bu kadar. Diğer her şeyden vazgeçebilirim sanırım. Ha tabii nesne olarak hani aileyi falan katmıyorum işin içine. Seslendirme yapıyor musun? Yani bildiğimiz herhangi bir seslendirmede rol aldın mı abi? Yani seslendirme yapıyorum. Bu arada Emre sormuş. Yani belki duymuşsunuzdur. Kurtlar Vadisi diye bir dizide Polat Alemdar diye bir karakteri seslendiriyorum ama yani rastlamamış da olabilirsiniz, bilmiyorum. Gazanri demiş ki abi arkadaşımın konuşan papağanı vardı. Çok kıskandım. Ben de 3 gündür balığıma konuşma öğretmeyi deniyorum. Sonuç alamadım. Ne yapabilirim? Yardımcı olur musun? Tabii ki alamıyorsun çünkü balığın suyun altında. Hani suyun altına girmen lazım onu duyabilmek için. Kendine itiraf edemediğin gerçekler var mı? Yok. Ama dile getirmediğim şeyler var. Ama içten içe hepsini biliyorum. 3 milyon dolar karşılığında takım elbiseli 3 adam 3 günde bir seni topluluk içinde tokatlayacak. Bu 3 yıl sürecek, kabul eder misin? Bu Yuna yayınlarımı izleyen biri büyük ihtimalle. Ben böyle saçma sapan sorular soruyordum. Dayak karşılığı para. Şimdi 3 milyon dolar alacağım. Takım elbiseli 3 adam da 3 günde bir beni topluluk içinde dövecek. 3 yıl boyunca. Yani ayda 10 kere dayak yiyeceğim. Senede 120 dayak. Topluluk içinde 120 kere dayak yiyeceğim. 360 kere totalde. 3 milyon dolara 360 kere. Çok ya. Hani 230 falan olsa tamam da 360 çok. Bir de nasıl, ne kadar dayak yiyeceğim? Hani çok mu dayak yiyeceğim, böyle tartaklanacak mıyım? O da var. Yani 3 milyon dolar için de dayak yenilmez yani. Sonuçta benim 2 günde kazandığım para. Bayan estezist 6 saat ömrüm kalsa ne yaparsın demiş. Ya biraz... Ya bunu ben daha önce düşündüm tabii ki. İzlediğim filmlerden ve gençliğimden kalan bir cevap var, onu vereceğim. Çünkü şu an ne yaparım tam emin değilim. Ama büyük ihtimalle bir sevdiklerimle vedalaşırdım hepsiyle. Sonra da böyle efsane bir plan kurup böyle pis, kirli yani işler, bu tarz işler yürüten birini soyardım herhalde. Bayağı böyle sağlam soyardım. Ama 6 saatte o planı nasıl kuracağım? Ya kurardım herhalde. Ya kurmasam da bodoz gider soyardım. Sonra da o parayı da fakir fukaraya dağıtırdım. Neyse, daha bir sürü soru var. Bu arada teşekkür ederim sorularınız için arkadaşlar. Böyle belki ilerleyen zamanlarda bunların daha farklı versiyonlarını yapabilirim. Ya da daha farklı şeyler isteyebilirim. Biraz daha interaktif bir şeyler olsun istedim. Böyle bir farklılık olsun istedim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.